talep var. Yeni siparişler, iş anlaşmaları hazırlıyoruz. Kış psikolojik bir tarihtir her zaman. Yani kötü bir kıştı bu sene. Tabii ki de durgunluk oldu, ciddi bir durgunluk oldu. Ama yeni işte sözleşmeler imzalıyoruz. Tabii ki de sezon açıldı artık. Kara büyü diyeyim. Kara büyü de dağılmaya başladı. Öyle tekrar. İşleriniz açıldı yani. Evet, işlerimiz açılıyor. Sektör yeni bir sektör, taze bir sektör. Pandemiyle başladı ama popüler bir hale geldi. Herkes karavanım olsun istiyor artık. Bütçesi dahilinde çeşitli araçlar üretiyoruz zaten insanlara. Öyle. Artık bu sektör ölmeyecek bir sektör haline geldi. Özellikle Türkiye'de. Pandemiden önce aslında sadece emekliler ve free çalışanlar bilgisayar üzerinden ya da internetle işleri olan kitle istiyordu bunu. Şu an %50 %50 diyebilirim. Yani artık yaş kalmadı. Çok genç müşterilerimiz de var. Emekli olup artık hayatın tadını çıkaracak müşterilerimiz de var. Şu an yollarda bir sürü insanlar var artık. Karavan sahibi yaptığımız, tam zamanlı yaşayanlar var. Atıyorum yazılım mühendisi bir müşterim vardı. Evini kapattı tamamen. Bir motoru ve bir köpeği var. Motorunu uygun bir yere koydu. Köpeğiyle beraber şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama Akdeniz'deydi en son. Artık tam zamanlı karavan hayatına geçti. Bunun gibi durumlar artık yaygınlaşmaya başladı. Vatandaşlar daha çok çekme karavanı talep ediyor. Çünkü biraz önce dediğim gibi yaş, emeklilik vesaire şeyler aradan kalktı. İnsanlar ikinci bir araç istemedikleri için, külfetli bir şey olduğu için ikinci bir araç çekme karavan alıyor. Gerekirse günlük bile yaşayabiliyor. Ya da işte istediği her zaman arabasının arkasına takıp gidebiliyor. Dezavantajı şu, kullanım zorluğu. Başka hiçbir dezavantajı yok. Gerekli bu motokaravanlarda olan her şeyi ona da koyuyoruz. Yani hiçbir farkı yok aslında konfor açısından. Bunun fiyatını belirleyen şey içine koyduğumuz donanım. 200 binden başlıyor, bunun sonu yok. Yani sonu var tabi ama işte milyonu geçiyor, geçebiliyor. Çok fark var. Gene her şeyi değiştiren içine koyacağımız donanım. Ama sadece elzem şeyler olsun, elektriği ve suyu olsun ve yaşanabilsin istiyorsak 150 bin liradan başlıyor diyebiliriz çekme karavanlar. Peki moto karavanlar ne kadardan başlıyor? Gene arabanın fiyatı belirliyor onu. Aldığımız motokaravanın yani aracın fiyatı belirliyor. İşte 150 bin artı araç diyebiliriz. Yani 150 bin liralık bir araç almış olsak 300 binden başlıyor diyebiliriz. Tabii ki de genel bir piyasa bozukluğu var her şeyde. Bu çok etkiledi, bizi de etkiledi. Biz de bundan ders aldık. İhracata yöneliyoruz. Şu an daha seri üretim işlere yöneliyoruz. Almanya ile alakalı bir bağlantımız oluştu. Sanırım Almanya'ya ihraç ürünler üreteceğiz artık ve seri üretim olarak üreteceğiz. Bu karavanımızın işte kalıbı dediğim gibi, bunun içine pürüzsüz hale getiriyoruz. Bölünebilir bir kalıp. Bunun içinden fiber dökümleri alacağız. Öncesinde bütün parçaları birleştirdik, kaynattık her noktasını. Şimdi artık taşlama ve rötuşlarıyla uğraşıyoruz. Döküme hazır bir kalıp haline geldi. Artık seri üretime başlayabileceğiz. Bu bizim çekme karavanımızın kalıbı. Seri üretim işine giriyoruz demiştim. Bunun içinden fiberglass döküm olacak. Toplamda her şeyini full doldurduğumuzda 670 kiloda ağırlığımız kalacak. 750 kilogramın altında bir araç olacak. Bu bölünebilir bir çelik kalıp.